Bu videoda 8. sınıf çarpanlara ayırma ve aralarında asal sayılar konusunu işleyeceğiz. İlk olarak çarpanlara ayırma ile başlayalım. Bu konuda çarpanlar ve asal çarpanlar arasındaki farkı öğreneceğiz demişiz. İlk örneğimize bakalım. 24'ün çarpanlarını yani pozitif tam bölenlerini bulalım. Bunu bulmak için ne yapıyoruz? 24'ü yazıyoruz. İki tane dal ayırıyoruz ve çarpımı 24 olan sayıları yazıyoruz. 1 kere 24, 24. 2 kere 12, 24. 3 kere 8, 24. 4 kere 6, 24. 6 kere 4, 8 kere 3 demiyoruz. Aynı sayıları ikilemiyoruz. Evet, bu yazdığımız sayılar, bakın 1'den 24'e kadar, 24'ün çarpanlarıdır. Yani 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. 24'ün çarpanları olan sayılardır. Şimdi gelelim 24'ün asal çarpanlarını bulmaya. Diğer örneğimize bakalım. Algoritma yöntemini çizgi çekerek kullanalım demişiz asal çarpanlarını bulmak için. 24'ü yazıyoruz, çizgiyi çekiyoruz ve sağ tarafa yazacağımız sayılar, yani böleceğimiz olan sayılar asal sayılar olmak zorunda. Şimdi hemen bakalım asal sayı bir tanımına bakalım. Çizginin sağındaki böldüğümüz sayılar asal sayı olmalıdır. Asal sayı nedir? Sadece 1'e ve kendisine bölünebilen birden büyük sayılara asal sayı denir. Hemen bakalım örneklerimize. 2, 3, 4'ü almıyoruz. 1'in dışında 2'ye bölünüyor. 5, 6'yı almıyoruz. 1'in dışında 2 ve 3'e bölünüyor. 7, 8'i almıyoruz. 1'in dışında 2'ye ve 4'e bölünüyor. 9'u almıyoruz. 1'in dışında 3'e bölünüyor. 10 almıyoruz. 1'in dışında 2 ve 5'e bölünüyor. 11, 13, 17, 19, 23 gibi devam eder. Yani sağ tarafına yazacağımız sayılar asal sayı olmalı. Küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. Evet, 24'ü 2'ye bölüyoruz. Bölünüyor 12. 2'ye bölüyoruz 6. 2'ye bölüyoruz 3. Artık 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünüyoruz 1. 1'i bulduğumuz zaman tamamdır. Şimdi 24'ü bu asal sayıların çarpımı şeklinde yazıyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Yine bunları üstü konumda yazıyoruz. 24 eşittir 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. Üstü konuma getirdikten sonra tabandaki asal sayıları alalım demişiz. Ve buradaki 2 ile 3'ü alıyoruz. Yani 24'ün asal çarpanları 2 ve 3'tür. 2 tanedir bakın. Şurada 3 tane 2 var. Olsun, biz birer tanesini alacağız. Aynı sayılardan birer tane alarak yazacağız. Evet, asal çarpanla ayırma bu şekilde bulunuyor. Gelelim aralarında asal sayılar. Ortak bölenleri sadece 1 olan sayılar aralarında asal sayılardır. Bakın 1'den farklı bir bölen olmayacak. 1 ile 1'den büyük doğal sayılar, ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. Bakın 1 ile 8 bu açıklamada yer alıyor. Aralarında asal sayılardır. 26 ile 27 ardışık doğal sayılar. Birer artarak gittikleri için ardışık oluyorlar. Aralarında asal sayılardır. 3 ile 10. Bu ikisinin ortak böleni 1'dir. 1'in dışında başka bir sayıya ortak bölünmüyor. Bakın ortak bölünmüyor. İşte öğrencilerim diyor hocam 10 2'ye bölünüyor. 5'e bölünüyor. Tamam diyorum ama 3 2'ye bölünmüyor. 3 5'e bölünmüyor. Ha, bize ortak bölünen lazım. O yüzden bunlar aralarında asal sayılar. 2 ile 10. Bakın bunlar 1'in dışında 2'ye de bölünüyor. Yani 2 de 2'ye bölünüyor. 10 da 2'ye bölünüyor. 1'in dışında başka bir sayı bulursanız bölünen, ortak bölünen, o zaman aralarında asal değillerdir diyoruz. 48 ile 15 kaça bölünüyor mesela? İkisi de 3'e bölünüyor. Ha, bulabiliyoruz. O zaman aralarında asal değildir. 18 ile 27 ikisi de 3'e de bölünüyor. İkisi de 9'a da bölünüyor. O zaman aralarında asal değillerdir diyoruz. Şimdi notumuz var. Demişiz ki aralarında asal sayıların EBOB'ları 1, EKOB'ları ise bu iki sayının çarpımına eşitmiş. Evet, örneğin 3 ile 10. Bunlar aralarında asal oldukları için en büyük ortak bölenleri 1. EKOB'ları en küçük ortak katı da ikisinin çarpımı 30 oluyor. Bu notumuzu unutmuyoruz. Gelelim örneğimize. A artı 1 ile B eksi 1 aralarında asal sayılardır. A artı 1 bölü B eksi 1 eşittir 30 bölü 45 ise A artı B kaçtır? Bakın aralarında asal yapmak için sadeleştiriyoruz diyoruz. Bu tip sorularda bu rasyonel ifadeyi en sade hale getirmek zorundayız. Aralarında asal dediği için. Biz de 30 bölü 45'i en sade hale getirmek için pay ile paydayı 15'e bölüyoruz. Ve 2 bölü 3 çıktı. A artı 1 bölü B eksi 1, 2 bölü 3. Ne diyoruz? Pay ile pay, payda ile payda birbirine eşittir. Burada denklem kullanıyoruz artık. A artı 1, 2'ye eşitleniyor. 1'i öbür tarafa eksi atıyoruz. A eşittir 1.
Yine b eksi 1 3'e eşitleniyor. Eksi 1 öbür tarafa artı atıyoruz. B eşittir 4. A artı B de eşittir 1 artı 4'ten eşittir 5 olmuş oldu. Evet, bu konumuz da bu şekilde.